İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Gönlü kırık olun. Evliya-i kiramdan bir mübarek zat idi. İşi hep insanlara öğüt, nasihat idi. O bir günkü vaazında buyurdu: "Aman sakın, gönlü kırık olması lazımdır Müslümanın." Sahabeden birisi bir savaş meydanında salınarak yürüdü, hem de bir cenk anında. Resulullah bu halin farkına varmışlardır. "Bu doğru değil" diye ikaz buyurmuşlardır. Huneyn harbinde dahi yine ashab-ı kiram çok kalabalık olup 10.000 kişiydiler tam. "Bu ordunun önünde kim durabilir" diye düşünüp az bir gurur gelmişti kalplerine. Lakin böyle düşünüp böbürlendiklerinden düşmanın karşısında dağıldılar hep birden. Savaşçı bir milletti zira karşıdakiler. Her attığını vuran okçuydu hepsi birer. Buna rağmen Allah'ın sevgili peygamberi atını mahmuzlayıp giderken tam ileri, Hazreti Ali tutup dedi: "Ya Resulallah, gitme ki hazretine zarar gelir maazallah." Buyurdu: "Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ben. Tek başıma da olsa giderim çekinmeden." Asla gerilemedi bir milim olsa bile. Durdu fakat gitmedi onun bu ricası ile. Lakin Hazreti Abbas sesi gür kimseydi pek. İkaz etti ashabı şöyle nida ederek: "Ey Resulün ashabı, nereye gidersiniz? Burada yalnız kaldı bakın peygamberimiz. Söz vermemiş miydiniz siz ona ilk günlerde ki yalnız bırakmayız seni her tehlikede?" Onlar bunu işitip durumu anladılar. "Biz ne yapıyoruz?" deyip hemen toparlandılar. Kırık kalpli olarak saldırdılar bu kere. Allah'ın yardımıyla kavuştular zafere. Allah göğsü kabarık insanları sevmiyor. Başı önünde olan kulları beğeniyor. Dik başlılık kötü şey. Sen bir kulsun nihayet. Çok ibadet yapsan da arkasından tövbe et. Ancak böyle yapmakla buluruz rahat huzur. Zira her amelimiz bizim hata ve kusur. Edebi ve hayayı elden kaçırmayalım. Ve her insana karşı mütevazı olalım. "Benim dediğim doğru, sen peki" diyeceksin. Birine böyle demek kibirdir gayet kesin. İyi ol da gönlüyle o desin sana peki. Zorla peki dedirtmek bir marifet değil ki. Zira peygamberimiz ashabtan hiç kimseye asla söylememiştir "bana peki de" diye. Velakin o arslanlar aşık olup hep ona canlarını verdiler
çoğu onun uğruna. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Evet, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan İbni Vefa rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'nın merhameti vardır diyerek sakın isyana kalkışma. Ve kahrından da korkarak sakın ümitsizliğe düşme buyuruyor İbni Vefa rahmetullahi aleyh. Ne güzel ölçüler bildirmişler. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin inşallah. Amin. Dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ben şey için aramıştım. Geçen de aradım. Oruç kefareti için. Özür dileyerek soruyorum. Orasını anlayamadım, kafama takıldı. Hani kardeşim tır şoförü oruçunu şeyini. Geçen senekini yaptım ben. Bu senekini de yaptım. Ama yani devri yaptık. Kardeşimin bir şey vermesi gerekiyor mu? Onu anlayamadım. Ondan sonra. Oruç fidyesi mi efendim? Evet, oruç fidyesi. Ondan sonra bir de şey soracağım hoca, bu namazdan sonra hani 3 kere estağfurullah duası yapıyorum. Sonra 67 tesbih çekiyorum ben. Ondan sonra 11 ihlas okuyorum. Sonra öbür dualar okuyorum. Bir sakıncası var mı? Yok, doğru yapıyorsun efendim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurunuz. İyi günler Mustafa Bey. İyi günler hocam. Teşekkür ederim. Hocam cumanız mübarek olsun. Allah razı olsun hocam. Sorularım var. Hocam benim bir kurban borcum vardı. Ben sizi dinliyorum sürekli. Kurban borcumda ben o sene torunum hastaydı. Dedim ki torunum iyi olursa ben bir kurban keseceğim dedim. Torunum iyi oldu. O sene ben kurbanı kesemedim. Ama o sene kurban 1 milyara kesiliyordu. O şey kurban alınıyordu. Ben bu sene şöyle yaptım. Hocam doğru mu yaptım bilmiyorum, sizi dinlediğim kadarıyla. 1 milyarlık şeyi 1 gram altından devrimi yaptım. Bir fakire devrettim, verdim. Ondan sonra oldu mu olmadı mı bilmiyorum. 1 gram altından devrimi yaptım, verdim. 1 milyar verdim, o altını bana hediye etti. Bir de hocam şey var, benim yemin borcum vardı sizden dinlediğim kadarıyla. Tabii ki hocam hani diyorum hele kaç kişiyi doyurmak lazım. Ben fakir bulamadığım için ben kitap aldım. Sizin dediğiniz kitaplardan aldım. 25 tane dağıttım. Allah razı olsun. Eşim aldı oradan dağıttı. Bana da bir tane Gönül Sultanlarından hediye etmişler. 25 tane kitap yetiyor mu hocam? Bir de onu soracağım size. Bir yemine mi? Bir yemine, evet hocam. Yetiyor. Ha, 25 tane aldım. Bana da oradan Allah razı olsun kitap hediye ettiler. Gönül Sultanları'nı. Onda bir de hocam benim altınlarım var. Onun devrini şeyin ne kadar zekat vereceğim. 60 gram bir bileziğim var. Başkasında hediye. 50 gram benim var. 25 gram da gram altınım var. Bir de 5'i birlik var. Onun ucunda bir de zincir var. Bir de çeyreğim var. Bunu nasıl yapacağım? Bir de bunu ben şöyle yapayım diyorum hocam, doğru mu bilmiyorum, acele ediyorum. Ondan sonra kız kardeşim oğlu evleniyor, ben ona şey etsem, hediye etsem olur mu? Ama kız kardeşim hiçbir şeyi yok, çocuğunu evlendiriyor, çocuk öksüz. Ondan sonra ona hediye etsem, söylemeden versem olur mu hocam? Onu soracaktım. Peki efendim. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam. Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizinki de, şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Gönlümüze ferahlık versin. Hastalarımız varsa Rabbim şifa ihsan eylesin. Dinleyicilerimizden veya yakınlarından hastalar varsa onları da Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan eylesin. Borcu olanlar varsa Rabbim eda nasip etsin. Derdi olanlar varsa deva ihsan eylesin. Şu anda sıkıntıda olanlar varsa Rabbim ferahlık versin. Sıkıntılarını hayra tebdil etsin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Zulüm görenleri de o zalimleri şerrinden muhafaza eylesin.
Amin. Ve Cenab-ı Hak hepimizin de ahir ve akıbetini hayır eyleyip son nefeste iman selameti ihsan etsin inşallah teala. Amin. Çok teşekkür ederiz. Efendim, şimdi yayına girmeden önce şiirlerle menkıbelerde çok güzel hadise anlatılıyordu. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir harpte Ashab-ı Kiram'dan aleyhimurudan birisinin böyle salma salma yürüdüğünü görüyor da Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farkına varıyor. Bu buyuruyor diğer zamanlarda uygun değil. Kibirdir. Ama burada düşmana karşı yapmak caizdir buyuruyor. Düşmana karşı yapmak caizdir. Hatta ben daha önce o lise ve üniversite yıllarında Akıncı romanları okurdum. Onlara karşı bir değişik bir muhabbetim vardı. Mesela onlar saç, sakal, bıyıklarını falan böyle acayip uzatıyorlar falan. Onun sebebi nedir ki falan diye baktım. O romanlarda anlatılıyor falan. Meğer düşmana karşı böyle heybetli görünmek için yapıyorlarmışmış onları. Ve caizmiş. Öyle durumlarda caizmiş. Ama diğer durumlarda değilmiş. Mesela onları okuyup da öyle kendini işte bıyığı böyle şey yapıyor, böyle sarkıtıyor falan filan. Diyorduk mesela efendim. Hayırdır yani? Ne oldu falan? Öyle dedi. Bak dedi. Ecdadımız da böyle yapardı. Ya dedim. Yavuz Sultan Selim Han. Özellikle. Ya dedim. Bu dedi. Cephede yapıyor dedi. Sen şimdi kiminle savaşıyorsun? Şimdi İslamiyet'in izzetini, şerefini, edebini, temizliğini, düzgünlüğünü göstermen. Yani onu göstermen için sünnete uygun aynı şekilde sakalı da bıyığı da ona göre yapman gerekir. O ayrı bir husus. O ayrı bir husus. Yine mesela o şiirlerle menkıbelerde geçiyordu. Büyükler naklediyor. Allah-u Teala başı dik duranı sevmez. Yani oklava yutmuş gibi böyle tepeden bakana, şey yapana iltifat etmez. Boynu bükük olması. Tevazu içerisinde olması. Hatta orada bir ifade geçiyor. Kitaplar yazıyor bunu. Allah-u Teala rahmet eylesin. Hemen haberlerde sık sık anlatırlardı. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin sözü olarak naklediliyor kitaplarda. Günahlardan sonra bir defa, ibadetlerden sonra bin defa. Ya onu ben ilk okudum da bile şaşırmıştım Mustafa Bey. Dedim niye? Tövbe etmek lazım. Tövbe etmek lazım. Niye? Şimdi tabii sebep ve hikmetlerini açıklamışlar. Ondan sonra unutmayın mı? Gerçekten öyle. Ben şimdi bir günah işlesem, ya onu saklamak için kimse görmesin diye böyle bucak bucak saklarım değil mi? Yok ya sen yanlış görmüşsün, o ben değildim falan filan bir sürü şeyler şey yaparsın değil mi? Veya ezik olursun. Evet ezik olursun aynı şekilde. Ya işte dediğin gibi. İşledik falan. Ama ben bir teheccüde falan kalsam var ya, hele bir de oruçlu olursam o gün. Programa gelmezsin. Hangi program? İslam ve toplum mu? Ne anlatılıyor ki orada? Ne ki o? Ve hani Allah-u Teala şefaattan nail eylesin. Ehl-i sünnet alimler ne güzel izah etmişler. Hani düşünüyorsun, hakikaten diyorsun ya. İyi bir şey yaptığın zaman sen ne iyilik yaptın arkadaş diye veriyor sana değil mi? Ama günah işleyen kimse diyebilir mi? Sen hiç içtin mi diyebilir mi? Diyemez o. Hacı millet çok bozuktur. O ayrı bir mesele. Onun için de din büyükleri bakıyorsun kendilerine gelen her nimet ama. Her nimeti. Bunun en canlı misali işte kendilerini görmek nasip olmuştu. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Yani o büyüklerin yani en son temsilcilerinden. Kardeşim buyuruyor. Ben bu yolu bilmiyordum ki buyuruyor talebelerine. Ben kendini beğenen kibirli birisiydim. İşte şöyle apartmanım olsun, şöyle arabam olsun diye düşünüyordum. Hocamı gördüm Seyyid Abdülhakim Marbaz Hazretleri bana makas değiştirdi başka bir yola. Ben bu yolu bilmiyordum. Onun için bu yolda elime 5 kuruş geçse hocamdan bilirim. 5 kuruş geçse. Hocamdan bilirim. Ve şimdi başta Ashab-ı Kiram aleyhimdan efendilerimiz. Peygamberler zaten seçilmiş kontrol altındalar. Ondan sonra tabi'in, tebe-i tabi'in, sonra gelen ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiram hayatlarını okuyorsun. Ya Mustafa Bey hepsi yere kapaklanmışlar. Mesela İmam Hazreti Ebu Hanife radıyallahu anh Hazretleri'nin hayatını okurken. Şimdi bakıyorum falan. Ben sabah yediğimi unutuyorum. Allah'tan öyle bir hafıza vermiş ki. Yani saniyeler içerisinde Kur'an-ı Kerim'de 6000'den fazla ayet-i kerime var. Hükmen tarıyor. Ezbere biliyor ve hükmen tarıyor hem de. Anlamlarıyla beraber hükmen tarıyor.
O nasıl bir hafıza? Öyle bir sürati intikal vermiş ki, öyle bir şey. Daha karşıdaki, hani bizde derler, lep demeden leblebi anlıyor. Öyle bir mantık gücü ihsan etmiş ki, öyle bir mantık gücü. Bunun en canlı misali İmam Malik Hazretleri. Allah-u Teala öyle bir aynı şekilde ona mantık gücü ihsan etmiş ki, önündeki tahta masaya bu altındır dese, yani sözlerle seni onun altın olduğuna ikna eder. Ya gözünle görüyorsun tahta olduğunu ama. Ama tahta olduğunu sen anlatamıyorsun. Anlatamıyorsun ama İmam-ı Azam İbni Hanif Hazretleri'ne Cenab-ı Hak öyle bir güç ihsan etmiş ki onun aynı şekilde yani altın olduğunu ispat edebilecek. Öyle bir hazır cevap ki şey itibariyle söyleyiver. Hani 20-30 kişi gelmiş. Sen demiş aynı şekilde cemaatin Fatiha okumasına gerek yok. Hatta mekruhtur. Hadis-i şerif var. Sen nasıl yapıyorsun? Demiş iyi de demiş yani ve siz 30 kişisiniz, 20 kişisiniz. Ben tek tek hepinizle konuşamam ki. İçinizde birisini seçseniz ben onunla konuşsam olur mu? Olur demişler. Seçmişler. Bu demişler. Bunun dediği sizin dediğiniz mi diyor? Evet diyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. İmamın okuduğu cemaatini okuduk. Uzatmıyor yani. Yani çok sürat-ı intikal de yüksek. Sürat-ı intikal de yüksek. İmam-ı Azam Hazretleri. İmam-ı Azam Ebu'an. Fakat bu zat son haccında Kabe'nin içine girmiş Mustafa Bey. Ya Rabbi bana verdiğin akıl, zeka, hafıza, ilim, keşif, keramet. Bütün bunlardan bana ihsan ettiğin, bana verdiğin buyuruyor. Bana ihsan et. Benim demiyor. Bana ihsan ettiğin verdiklerinden. Bütün bunlardan şunu anladım ki seni anlamak mümkün değil. Çünkü biz mahlukuz, sen yaratansın. Sen Halık'sın, biz mahlukuz, biz yaratılmışız. Seni anlamak mümkün değil. Bir ses duyuluyor. Kendisiyle beraber yanındakiler de duymuşlar. Sen bizi iyi tanıdın, iyi anladın. Seni de kıyamete kadar, hani beni bu anlayışıma bağışla buyuruyor. Seni de sana tabi olanları kıyamete kadar onları da bağışladık. Şimdi bakıyorsun. Ya ben var ya ben hafızam öyle kuvveti demiyorum. Rabbim verdi buyuruyor. Rabbim verdi bunu bana. Emanet bende bu diyor. Emanet bende. Yusuf Aleyhisselam'ın özel hizmetinde bulunamıyor. Çok seven birisi. İşte kadınların ona aşık olması falan filan şeyin de. Bir gün böyle çok rahat konuşmuş Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki. Ya diyor kadınlara da kabahat bulmamak lazım diyor. Seni görüp de aşık olmamak mümkün değil diyor. Yazık mahcup oluyor. Diyor ki bu benim elimde mi diyor. Ben mi yaptım bunu diyor. Rabbim beni böyle yaratmış diyor. Benimle alakası yok ki diyor. Bu başıma bela oldu diyor bu yakışıklılık. Benim maharetim değil. Benim bu diyor başıma bela oldu buyuruyor mübarek. Çok muzdarip oluyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de zirvede beni Rabbim terbiye etti buyuruyor. Hepsi böyle. Varisler de böyle. Arkadaş böbürlenmenin ben demenin ne alemi var ki? İşte şiirler menkıbeti o anlatılıyor da. Boynunu bük. Bu nimetler Cenab-ı Hak'tan gelince insan eziliyor. İbadet yapma gücü verdi. Ondan geldi. Haramlardan sakınma gücünü ihsan etti. O verdi. Hani Aziz Mahmud Hazretleri buyuruyor ya. Veren haktır, alan haktır. Ne verdiyse odur. Ondan gayrı neyimiz var? Veren haktır, alan haktır. Ne verdiyse odur. Ondan gayrı neyimiz var? Aha ondan gayrı neyimiz var diyor. Bitiriyor işi. Efendim ben işte çok yakışıklıyım. Ben çok ilim sahibiyim. Ben çok bilmem neyim. Bırak bunları aynı şekilde. O büyüklerin sahip oldukları ilim falan işte böyle hafıza evet şükredecekleri işte tevazu gösterecekleri bir şey var. Ama benim gibi sıradan bir insanın da şükredeceği şeyler olabilir mi? O ilim bende yok. Nesini şükredeceğim yani? Mesela. Şimdi Mustafa Bey hani Süleyman Aleyhisselam saltanat istedi ya. Evet. Bir gün kürsüste havada uçuyor ya. Böyle havada uçarken bir çiftçi yerden gelmiş. Ah be demiş. Keyifler gıcır. Havada uçuyor. Saraylar var. Cariyeler var. 99 hanım vardı Süleyman Aleyhisselam'ın. 1000 cariyesi vardı buyuruyor. Havada da içiyor diyor. Keyif gıcır. Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'a onun kalbinden geçeni bildiriyor. İniyor oraya. Diyor ki bu haline şükret diyor. Bak Cenab-ı Hak sana güç kuvvet vermiş. Sabanın arkasına gelmişsin. Sabandan tutabiliyorsun. Bu öküzden hareket ettirebiliyorsun. Toprağa sürebiliyorsun. Toprağa ekiyorsun. Topraktan mahsul alıyorsun. Bunları yiyorsun. Demiş bu bir nimet.
sen demiş bunun şükrünü yapabiliyor musun demiş. Senin o bende gördüğün Allah-u Teala bana vermiş olduklarının onun şükrü, onun şükrü sen hayal bile edemezsin. Verilen nimete göredir. Şimdi gelelim bize. Gözüm görüyor mu? Elhamdülillah. Dilim dolaşmadan aynı şekilde telaffuz edebiliyor mu? Elhamdülillah. Burnum kokalabiliyor mu? Elhamdülillah. Kulağım duyuyor mu? Kulağım duyuyor mu? Duyuyor. Ayakta mıyım? Hani Emre abiler burada. Ayaktayım, hayattayım derler diye. Rahmet Allah rahmet eylesin. Ayakta mıyım? Ayaktayım. Saatim var mı? Var. Yediklerim rahatla aynı şekilde iç organlarım tarafından hazzedilip bunu dışarı atabiliyor muyum? Canım odan eki. Odan eki olur mu? Odan niye atamasa? Onu yapamayan da var. Değil mi? Emre abiler anlatmışlardı. Bir kadın midesinden öbür tarafa tıkanmış, bağırsaklara gitmiyor. Bağırsaklara gitmiyor. Kadın helal gibi kokuyormuş. Çünkü orada şey yapınca tahliye edemiyor. Orada şey yapınca bu ağızdan geliyor o koku helal gibi kokmaya başlamış. Ya bizde de o olsa, bizde de olsa yani şükredeceğimiz o kadar çok nimet var ki. Ve Cenab-ı Hak bize akıl, zeka, hafıza, kabiliyet, kapasite ne kadar vermişse. 1 gram, 0.5 gram. Neyse ne kadar verdiyse. Ya o kadarın hesabını soracak. Gidip de Yusuf Aleyhisselam'ı çok güzel yakışıklı yaratmış ona sorduğunu bize sormuyor. Sormayacak. İmam Azam İbni Hanife Hazretleri'ne sorduğunu bize sormayacak. Ve ondan istediğini de bizden istemeyecek. İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu teala Hazretleri hadis-i şerifle müjdelenmiş. İslamiyet Süreyya yıldızında gitse, çıksa, işte benim ümmetimden birisi gelir, Farisi oğullarından İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne işarettir bu hadis-i şerif. İslamiyet tekrar geri getirir. Onun vazifesi oydu. Hem çok zengindi, ithalat ihracat tüccarıydı ve o yapmış olduğu ticareti mal, mülk hepsini de talebesine, fakir, fukaraya dağıtıyordu. Onu yapmak kolay iş değildir, o nimetin şükrüdür. Sen eline bir kuruş geçti, verebiliyor musun yarımını? Sen ondan sorumlusun arkadaş. 1000 kuruş verilenle ne aynı şekilde didişiyorsun ki? Niye didişiyorsun ki? Değil mi? Gidip de aynı şekilde adamın 100 katlı apartmanı varmış, onu sahip duruyorsun, vay be falan. Ya onun aynı şekilde hesabı da var arkadaş. Hesabı da var. Yani kalkıp da bunları şey yapmadı. Dolayısıyla herkesin her durumda, her halde şükredeceği nimetleri var. Bunu herkes düşünürse iyi anlar. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı fitneye sebep olmak. Fitne uykudadır, uyandırana Allah lanet etsin hadis-i şerifi, fitnenin tehlikesini, fitneye sebep olmanın haram olduğunu bildirmektedir. Fitne çıkarana bir zarar gelmese veya o bu zarara razı olsa bile, söylenen o sözle, yapılan o hareketle Müslümanlar zarar görürse vebali ağır olur. Çünkü Peygamber Efendimiz ona lanet ediyor. İmam Rabbani Hazretleri, yapılacak 1000 iyilik, bir kötülüğe sebebiyet vermemeli buyuruyor. Dinimize hizmet ederken buna çok dikkat etmeli. Zarardan, kötülükten korunmak, menfaat sağlamaktan önce gelir. Bir düşman kazanmak, 1000 dost kazanmaktan kötüdür. Bir fitneye sebep olmak, 1000 iyilik yapmaktan kötüdür. O halde fitneye sebep olmadan, düşman kazanmadan, sertlikten uzak kalarak daima yumuşaklıkla hizmet etmeli. Malı alıcısına satmalı. Talip olmayana, o işten anlamayana bir şeyler anlatarak tepkiye sebep olmamalı. Hadis-i şerifte ehli olmayana ilim öğretmek, domuza inciden gerdanlık kolye takmaya benzer buyruluyor. Bilmeyene, istemeyene, tepki verecek olana dinden bahsetmek böyledir. Fitneye de sebep olur. Peygamber Efendimiz, insanlara akılları derecesinde konuşun buyurmuştur. Bir bedevi Resulullah'a gelerek bana İslamiyet'i anlat, aklıma yatarsa inanırım deyince ona bu dinin temeli 2 şeydir. Allahü Teala'nın bütün emirlerine ve yasaklarına hürmet etmek, beğenmek ve onun bütün mahluklarına acımak, şefkat göstermektir buyurdu. Emri maruf yaparken fitneye sebep olacaksa susmalı, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını verip geçmeli. O büyüklerin sözleriyle kurtulamayan bizim sözümüzle mi kurtulacak? Sözlerimize, hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Dosta da, düşmana da güler yüz, tatlı dil göstermeliyiz. Hiç kimseyle münakaşa etmemeliyiz.
çok şey konuşanın aklının az olduğu anlaşılır. Hiçbir yerde, hiçbir kimseye lüzumsuz söz söylememeli. Hep düşünerek konuşmalı. Hele münakaşa zararlı ve yasaktır. İnsanlar bir kendileri için yaptığı ibadetlerden, bir de sebep oldukları şeylerden dolayı hesaba çekilecektir. Sebep oldukları şeyin hesabı çok daha ağırdır. Çünkü büyükler, öyle yaşayın ki sizin yüzünüzden biri cehenneme gitmesin, yoksa sizi de götürür buyuruyorlar. Fitneyi önlemek, Müslümanların şiarı olmalıdır. Çünkü fitneye sebep olmak çok büyük günahtır. Her yerde, her zaman fitne çıkarmamaya azami gayret göstermeliyiz. Müslümanın her konuştuğu doğru olmalı. Ama her doğru olanı her yerde konuşmamalı. Çünkü doğrular emanettir. Emanetse ehline verilir. Herkese anlayacağı şekilde konuşmaya çalışmalıdır. Bir kimse çok sevdiği devesini kaybeder, çok arar ama bulamaz. Bir delikanlı bunun kulağına bir şeyler söyleyince çok şaşırır. O kişi heyecanla hemen ayrılır. Orada bulunan mübarek bir zata gider. "Hocam ben devemi kaybettim, yerini de siz biliyormuşsunuz." "Allah Allah, ben ne bileyim, nereden çıkardın bunu?" "Bir talebeniz söyledi, bizim hocamıza git, o yerini bilir," dedi. O talebeyi çağırırlar. Gelince hocası ona sorar. "Sen buna ne dedin?" "Buna çok acıdım. Devesini çok sevdiği için de söylemek zorunda kaldım." "Ne söyledin?" "Bizim hocamız bir gün buyurdu ki, evliya zatlar bütün dünyayı bir tabağın içinde görürler. Deve de onun içinde. Git devenin yerini ondan öğren," dedim. "Öyle mi? Sen şöyle dur bakalım." Devesini kaybeden kişiye de der ki, "Zannedersem deve falan evin yanındaki ağaca iple bağlı. Git oradan al." Adam sevinçle gidince o zat talebeye der ki, "Bak evladım, 3 kişinin arasında konuşulanlar farklı olur, 10 kişinin arasında konuşulanlar daha farklı olur. Kalabalıkta konuşulanlar daha da farklı olur. Sen eğer 3 kişinin arasında konuşulanı böyle söylersen, her duyduğunu her yerde anlatırsan fitneye sebep olursun. Peygamber Efendimiz 3 kişiye ayrı söylemiş, 5 kişi olunca daha başka türlü konuşmuş. 1000 kişi olduğu zaman daha farklı anlatmış. Mesela bir gün Hazreti Ebu Bekir'e ince marifetleri onun seviyesine göre anlatıyordu. Yanlarına Hazreti Ömer gelince konuşma üslubunu onun da anlayacağı şekilde değiştirdi. Hazreti Osman gelince yine konuşma tarzını değiştirdi. Hazreti Ali de gelince konuşmasını hepsinin anlayacağı şekilde değiştirdi. Resulullah Efendimizin her defasında konuşma üslubunu değiştirmesi oradaki zatların istidatlarının farklı oluşlarındandı. Dolayısıyla her söz, her doğru, her yerde söylenmez. Herkese de aynı şekilde anlatılmaz. Bu bir ilimdir. Çok yanlış yapmışsın. Bir daha da böyle şey yapma. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz efendim. İlk dinleyicimiz dedi, kardeşimin dedi oruç fidyesi var dedi. Ben verdim dedi. Kardeşim de bir şey vermesi gerekir mi? Eğer durum müsaitse verirse iyi olur. Vermezse bir başkasını, hani ablasını vekalet verdi. O parasını da verdi. Yapabilir mi? Yapabilir. Bunun mahsur yok. Bir de dinleyicimiz dedi ki, ben namazlardan sonra işte 67 istiğfar, 11 ihlas okuyorum falan. Ondan sonra diğer dualar yapıyorum. Yaptığım doğru mu? Evet, saatte bedelinde bu şekilde böyle anlatılıyor ve yazıyor. Doğrudur. Gelelim efendim son dinleyicimizin suallerine. Dedi ki, kurban adağım vardı benim dedi. İşte bayağı zaman geçti, sonra da hatırladım ben onu dedi. 1 gram altınla dedi devrini yaptım dedi. Bedelini de o zaman 1000 lira falan tutuyordu dedi. Verdim dedi. 1 gram altınla dedi. O zaman öyleydi, verdim dedi. Olmuş mudur? Efendim o yaptığı zamanlarda mesela yurt dışı kurban bedelleri, şu anda İhlas Vakfı da açıkladı, bana bir mesaj geldi de. Bugün açıkladılar. Bugün açıkladılar. 3500 lira yurt dışı. Koyun 4500. Koç 5000. Yurt dışı için söylüyorlar. Yurt içi de 11.000 mi? 11.000 hisse bedeli var. 11.000. Koç 16.000. Yani koç müştakil kestirmek istiyorsa 16.000. İhlas Vakfı'nın bunlar şeyi.
Yani şu anda bu fiyatları açıkladıklarına göre pek değişiklik olmayacak. Yurt dışı 3500, yurt içi 11000 hisse bedeli. Yani onu bilmeleri kafi dinleyicilerimizin. 3500, 11000. Yurt içinde hisse alacaksa, yani bir danaya ben hisse olayım derse 11000 lira verecek. Yurt dışında hisse alacaksa 3500 lira. 3500 lira. Şeyin İhlas Vakfı'nın internet sitesine girer. Orada zaten bilgiler var. Yurt dışı der. Ondan sonra hisse der. Zaten orada hesap numarası da var. Tabii tabii, orada yönlendiriyor zaten. Orayı takip ederse adım adım. Şimdi bazen mesela dinleyicilerimizden bizi de arayanlar oluyor. Arayanlar oluyor falan. Şimdi ben kendi hesap numaramı bile ezberden bilmiyorum. Uzun bir numara zaten. Değil mi? Uzun bir numara. Ya yani onun için bizi zahmete sokmayın. Yani lütfedin, yani İhlas Vakfı'nın aynı şekilde internet sitesine girin. İhlas.org muydu? Neydi? İhlas Vakfi. .org. Oraya girilir. Orada aynı şekilde kurban dersin. Açarsın. Yurt dışı. Zaten gözükür orada. Yurt dışı. Onu işaretlersin. Ondan sonra orada vekalet vereceğin isimler var. Onları okursun. Ben bunları umum vekil tayin ettim dersin. İşaretlersin. Ondan sonra hesap numarası var. O hesaba da paranı göndersin. Adını soyadını yazarak. Değil mi? İhtiyarlar var hocam. Onlar bu işleri beceremiyorlar. Peki. Ya şimdi demin onu diyecektim de. Yani mesela bizim kuşak teknoloji özürlüdür. Şimdi hani dinleyicilerimizden bazıları alınabilir. Yok, o konuda biz yine yardımcı oluruz, merak etmesin. Yani hani mesela arıyor bizi. Ben diyor beceremem. Doğru, beceremem ben. Beceremez. Ben bile aynı şekilde, siz de görüyorsun. Bilgisayarda bir şey oluyor falan. Hemen çağırıyorum sizlerden birisini. Bu ne oldu, ne diyor bu? Dilinden anlamıyorum diyor. Dolayısıyla ama mesela bizim torunlar daha doğarken gözünü onu açtılar falan. Dede öyle değil, oraya basmayacağım, buraya basacağım. Telefonu bile aynı şekilde fıldır fıldır şey yapıyorlar. Dolayısıyla yani o konuda, yani zekat devri konusu olsun, iskat olsun, ondan sonra kurban konusu olsun. Ya ulaşabilecekler, oradan ulaşabilir. Ama biz yerini, adresini söylüyoruz. Hani öbürlerine de aynı şekilde telefon açıp, ya hoca tamamen kapattı, bizimle alakalı. Yok, öyle değil. Öyle değil o. Yani yapamayacak isteyenler olanlara gene. Bir de bazılarında hani oraya girmesi zor da, bazıları da mesela senelerden alışmış ya. Zamanımızda da bir sürü şikayetçi çıkıyor ya. Evet. Hatta bir tanesi yazmıştı. Dedi hocam, dedi, çok özür dilerim. Maille yazmış. Çok özür dilerim dedi. Ben dedi İhlas Vakfı'nın internet sitesine girdim de dedi. Dedi kafamız karışık. Çünkü orayı da kopyalayıp dedi şey yapabilirler. Gönlümüz rahat değil demişler. Yani. Gönlümüz rahat değil. Ben sizi bilirim diyor yani. Dolayısıyla yani şimdi vatandaşa da niye öyle ya falan falan deme hakkımız yok. Çünkü çok bozuk insan var. Çok bozuk insan. Ya dün vardı. Dün. Adamlar nasıl yaptılarsa adamın telefonunu ele geçirmişler. Ve adam diyor ki, ya diyor birden diyor telefonumun diyor, akıllı telefon diyor ya. Telefonum diyor ışığı diyor gitti herhalde şey dedim diyor. Şarjı. Şarjı bitti. Şarjı bitti. Gittim taktım yattım diyor. Sabah baktım diyor benim bankadaki hesap boşalmış diyor. Ele geçirmişler. Meğersem adamlar hortumu takmışlar. Hortumu takmışlar ya. takmışlar. Telefonu ele geçirmişler. Böyle bir zamandayız. Hani böyle durumlarda da hatırıma bir şey geliyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin o sözü. Külli icadın bozulur. Sen bakıyorsun şimdi, bazıları yazıyor ya şimdi. WhatsApp'tan işte gruplar kurduk. Efendim işte bizim Facebook'umuz var. Twitter'ımız var falan. İyi de arkadaş bu. Sosyal medya diyorsun, herkese açık bu. Gizli kapaklı değil ki. Ve bunu herkes rahatla girebilir. Ve ya işin kurdu olmuş adam oturmuş bunları şey yapıyor. Yani hangi hesap olursa olsun onu çözebiliyor. Çözebiliyor, girebiliyor. Veyahut da neydi, hackleyebiliyor. Değil mi? Adam siteyi bile hackliyor. Devletlerin şeylerini bile aynı şekilde hackliyor. Şeyde bir tanesi yazmıştı bana. Dedi ben dedi aşağı yukarı dedi yani dedi kendime göre dedi baya şeyim. Yahudi sitelerine girip hackleyebilir miyim? İsrail'in dedi şeylerine girip hackleyebilir miyim? Vardır öyleleri. Tamam mı? Vardır öyleleri. El elden üstündür. El elden üstündür. Yapabilir mi? Yapabilir tabii ki, oraya girebilir. Şey yapabilir.
Onun için hani tekrar edelim. Yani ister kurban konusunda, ister zekat, ister fıtra, ister aynı şekilde iskat, ister mesela daha önceki borçlar vardır, kurban borçları vardır, yemin kefareti vardır. Yani o konuda elimizden geldiği şekilde yardımcı oluruz. Yani kapıyı kapatmıyoruz ama doğru adresi de gösteriyoruz. Efendim, yani bu kurban adağı yerine gelmiş dinleyicimizin. Çünkü o bir de bir yemin kefaretim vardı. 25 adet kitap aldım dedi. Dağıttım. Fakirlere dağıtmıştır. Öyle üstün zannediyoruz. Kafi mi? Kafi. 10 kitap bile yetiyor. Bu 25 tane aynı şekilde şey yapmış. Olmuş o da. Gelelim dinleyicimizin verdiği bilgilere. Biz topladık efendim. Şu anda dinleyicimiz bizi dinliyorsa. Elimde şu kadar dedi, altınım var falan dedi. 172 gram altın ediyor. Bunun 40'ta biri 4.3 gram yazsın. Toplamı 172 gram. 40'ta biri 4.3 gram. Bu da bugünkü fiyatla 9.890 lira yapıyor. 9.890 lira yapıyor. 4.3 gram altını alıp kardeşimin oğlu düğüm yapacak dedi. Ne dedi? Bu kadar gram altın veyahut da 5 gram altın alır götürür fazlasıyla beraber. Hediye ettim der. Yani o fakirken versin ama. Zekatı yerine gelir. Yok. Öyle değil de para olarak verecekse o zaman altına devrini yapsın. Onu dinleyicimizin çoğu iyi anladı. Bazıları hala tereddüt ediyor. Ben diyor altın olarak diyor şey yapacağım. Onu devir mi yapacağım? Yok, yapmayacak. Mesela piyasada şimdi 0.5 1 gram altınlar çok. Almış mesela, var elinde de var falan. Baktı ki zekatı 1 gram tutuyor. O 1 gram altını götürdü, verdi. Bunu dedi önceden devir mi yap? Hayır, devir yapmayacaksın. Para vereceksen o altınla devrini yapacaksın. Altını alıp verdikten sonra no problem. Bitti. Veyahut da gümüş veriyorsun, altın veriyorsun. Çünkü Allah-u Teala'nın emrettiği odur. Dolayısıyla onu o şekilde vermenin, verdikten sonra devir yapmaya hiçbir zaman gerek yok. Bir de şeyde, iskatta. Mesela bazıları onu denemeye çalışıyor ama şey yapamıyorlar, söyleyiver. İskata oturacak fakir bulmakta zorlanıyorlar. Yani hesabını biliyor ama. Hesabını biliyor. Şimdi o konuda aslında İstanbul'da bulunmamız sebebiyle bizim imkanlarımız biraz geniş. Yani fakir bulabiliyoruz. Yemin kefareti konusunda da mesela radyoda çalışan bir sürü dini fakir var zaten. Onlarla mesela o kitapların devrini yapabiliyoruz. Şeyleri yapabiliyoruz. İskatta da aynı şekilde. Mesela bizim kitap okuma gruplarımız var. Orada üniversiteye giden, liseye giden gençler var. İtikatları düzgün, 5 vakit namazını kılan çocuklar var. Biz onlarla aynı şekilde onu yapıyoruz. Ama şimdi bir köyde adam zaten inanmıyor buna. Nasıl yapacak? Ve bir de kitaplarda buyuruyor ki 5 vakit namazını kılan, itikat düzgün ve buna inanan kimseyle yapılır. Çünkü inanan kimse geliyor, iskat oturduğu zaman ha diyor, bu amca, bu teyze vefat etmiş, acilen bunun ihtiyacı var. O yardım ediyor. Ha yardım edince saatte bir de yazıyor. Oraya oturanlar, beklentisi yok ama 3-5 kuruş vermeleri ve gönüllerini almaları iyi olur buyuruyor. İyi olur. Onlara veriliyor, halloluyor. Peki diyelim ki köyde buna inananlar var. Yine fakirler de var, namaz da kılıyorlar. O zaman ta buraya kadar uzanmana gerek yok. Hesabını biliyorsan, altında toplarsın. Ondan sonra orada da iskatını yapabilir misin? Yapabilirsin. Zaten bizim bunları anlatmamız ve hatta iskat konusunda da Saadet-i Ebedi'nin meyit için iskat bahsi var. Onu birkaç defa okuyunca hesaplamasını da şeyini de çok rahatlıkla aynı şekilde öğrenebilir mi? Öğrenebilir. Ne hocam olur? Son olarak şunu da hatırlatabilir miyiz tekrar? Kurban Bayramı'na neredeyse 1,5 ay falan var. Şimdi niye daha önceden haberimiz olmadı diyenler için Zilhicce ayının girişi. Bugün mesela takvime baktım. Buyurun ben size vereyim. Zilhicce'nin birinde yazıyor, bir de o dikkatinizi çekerim. Hilal diyor şuradan görünmeye başlanacak. Demek ki Kurban Bayramı'nı gene ikinci gün kesmemiz garanti evet, olacak yani. Evet, öyle olacak. Bunu şeyde de böyle yazdılar. Ramazan-ı Şerif'te de böyle. Ramazan-ı Şerif'te de öyle oldu. Bunu, Şevval'in girişinde öyle oldu. Şevval'in girişinde de böyle. Dolayısıyla bunu bu şekilde bir gün öncesinden yazıyordu. Evet. Bir atlama mı oldu, nasıl oldu onu bilemiyorum. Evet. Yani çok kimse şey yapıyor. Zilhicce 1 ve Hilal, bugün Hilal ilk defa Atlas Okyanusu'nun kuzeyinden itibaren. Yani Zilhicce'nin birinde görünen Hilal, ikinci gün Hilal'idir. Yani şöyle söyleyeyim daha iyi anlaşılması için. Takvimlerde bir zilhicce yazan yerde, bir zilhicce yazan yerde ki cuma günü girecek. 7 Haziran cuma günü giriyor zilhicce ayı. Dolayısıyla cumayı cumartesiye bağlayan gece
yani akşam namazında gördüğümüz hilal Zilhicce'nin birinci değil, ikinci gününün hilali. Peki Zilhicce'nin birinci hilalini görebilmek için 6 Haziran Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, yani Cuma gecesi akşam namazında baktığımızda hilali görmüşsek tamam, Zilhicce'ye doğru giriyor. Evet. Ama görme şansımız yok gibi. Hesaplara göre. Evet, hesaplara göre görme şansımız yok. Onun için de onu iyi dediniz. Biz şimdiden aynı şekilde ikaz ediyoruz. Efendim işte biz girdiydik, aldıydık, yaptıydık. Şimdi ne yapacağız? Yok. Yani namaz vakti girmeden, öğle vakti girmeden öğlenin kılamayacağı, akşam vakti girmeden akşam azını kılamayacağı gibi kurban kesimin, Zilhicce'nin 10, 11, 12. günleri. Yani sen 9'unda kesersen kurban kesmemiş olursun. 8'inde kesersen kesmemiş olursun. 15'inde kesersen kesmemiş olursun. 15'inde kesersen kesmemiş olursun. Mutlaka 10, 11, 12. günleri kesmen gerekir. Bunun için de ihtiyatlı davranmak gerekir. Yani bir gün sonra dersin ki arkadaş, Zilhicce'nin 10. günü değil de 11. Evet. günü. Bayramın 2. günü keseceksen. 16 Haziran'da değil de 17 Haziran'da. 17 keseceksen ben sana ortak olurum. Bu da garanti ver. Eğer kesmeye kalkacak olsan paramı alırım. Vazgeçerim sizden. Bunu peşin peşin söyle. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.